Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sorular cevaplar programımızda yine sorularınızı cevaplandırmak üzere eğitimci ilahiyatçı yazar Cemalettin Yazıcı hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. İlk soruyu hemen size sorarak programımıza başlamak istiyorum. Akrabalık ve dostluk anlayışımız nasıl olmalı? Evet, akraba meselesi en önemli hususlardan birisi. Kur'an'da da ifade ediliyor. Nahl suresinin 90. ayeti malum. Belerde de meali olarak veriliyor. Akrabaya, yakınlara yardım edilmesi, onlara arka çıkılması gerektiğini Rabbimiz ifade ediyor. Akrabalık bağını kesenin Allah'ın rahmetinden uzaklaşacağını yine Rabbimiz ifade ediyor. Tabi akrabalık deyince en önemli, en birinci akrabalarımız anne babamız tabi. Amca, hala, dayı, teyze olarak ifade ediyoruz. Birinci derecede bunlar. Bu akrabalarımızla tabi bağlarımızı çok kuvvetli hale getirmemiz gerekiyor. Hatta yardımlaşmada, zekat vermede, zekat verilebilecek kişilere tabi özellikle ilk evvela akrabalarımıza yardımcı olunması gerektiğini, mesela amcamızsa amcamız, kardeşimiz mesela, halamız, teyzemiz, amcamız, dayımız, bunlara yardım edilmesi gerektiğini yine Rabbimiz ifade ediyor. Akrabalarımızın herhangi bir problemi olduğu zaman o problemlerin çözümünde, definde ilk evvela koşacak olanlar birinci derecede akrabalardır. Diyelim ki bakıma görüme muhtaç akrabalarımız kimlerdir? İşte zekatı verilmeyecek kişiler, bunlar bakıma görüme muhtaçlar diyelim. Onlar biz elinden tutmamız gereken birinci derece akrabalarımız. Dede nenemiz mesela diyelim. İşte anne baba, eş, çocuklar, torunlar. Bunlar eğer mecbur kalınırsa, bunlara zaten zekat da verilmiyor. Biz birinci derecede kol kanat germemiz gerekiyor. Yani bunlara bakacağız. Aile ferdi gibi, aile efradı gibi bakmakla mükellefiz. Bunun dışında da az önce bahsettiğim gibi birinci derecede olan akrabalarımıza da eğer zekatla zekat vereceksek, verme pozisyondaysak zekatımızı vererek, sadakamızı onlara ulaştırarak veya iki sıradan bir yardım ederek o insanlara da kol kanat germemizde büyük fayda var. Akrabaya tabii yardım etmek hanemizde bereketin artmasına, aile huzurunun artmasına en büyük vesilelerden birisidir. İşte sıla-i rahim diyoruz mesela, farz olan hususlardan birisi sıla-i rahim. Sıla-i rahim yapma meselesi de yine akrabaları ziyaret manasına geliyor. O da rızkın genişlemesine, huzurun artmasına vesile oluyor. Yani kardeşliğin, arkadaşlığın, dostluğun pekişmesi ancak neyle olur? Akrabalarla olan ilişkilerimizi sağlıklı yürütmemizle olur. Bugün tabii her şey menfaate bindiğinden dolayı akrabalarımız belki bir noktada ihmal edilebiliyor. Menfaatimiz varsa onlarla beraberiz. Menfaatimiz yoksa onları hatırlamıyoruz. Veya durumu eğer zayıfsa onları çok tanımıyoruz. Ekonomik yönden durumu zayıfsa. Durumu iyiyse belki onlarla daha çok ilgi alaka gösteriyoruz. Bunlar doğru olan hususlar değildir. Doğru şeyler değil. Yani biz hangi pozisyonda olursa olsun, hangi makamda, hangi konumda bulunursa bulunsun, o akrabamızla mutlaka ilişkilerimizi iyi tutmamızda büyük fayda var. Rabbimizin emri olarak karşımıza çıkıyor. Sadece akrabaya değil, komşularımıza da mesela, komşularla da iyi geçinme meselesi var. Buna da hasreten dikkat etmemiz lazım. Asr-ı Saadet'te toplumda kardeşliği bozmak isteyenlere karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranmıştır? Tabii her dönemde olduğu gibi Asr-ı Saadet'te de kardeşlik duygularını bozmak isteyenler olmuştur. Bu bilerek veya bilmeyerek tabii iki türlü cereyan ediyor. Mekke döneminde çok fazla böyle bu kardeşliği bozacak bir davranış olmamış. Çünkü müşriklerin çok ciddi manada baskıları var. O baskılar neticesinde sahabe-i kiram efendilerimiz zaten birbirlerine çok ciddi manada kenetlenmiş durumdalar. Esas Medine döneminde tabii biraz daha böyle hürriyetin daha geniş olduğu diyelim. Farklı inanç kesimleriyle daha farklı şekilde muhatap olunmasından kaynaklanan, hatta münafıkların özellikle Müslümanların içerisine girmesi ve Müslüman gözükmelerinden dolayı bir kısım sahabe arasında kardeşliği bozacak hareketler cereyan etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara karşı hep uyanık davranmış ve hak ve adaletin yanında olmuştur. Bu bazen bilerek değil de böyle bilmeden de olabiliyor. Yani söylenen sözün acaba nereye varacağını düşünmeden de cereyan edebiliyor. Mesela Ebu Zer Hazretleri Bilal Habeşi Hazretlerine kara kadının oğlu diye ifade ediyor. Demek ki o dönemde de böyle bir anlayış var ki zaten Efendimizin ifadesi bu hadiseyi duyduğu zaman
siz de hala cahiliye anlayışı görüyorum diyor. Yani ırkçılığa Efendimiz Aleyhisselam karşı çıkıyor. Ve Ebu Zer Hazretleri Bilal Habeşi Hazretlerine hürmette ve saygıda kusur etmeyerek hatta böyle elini ayağını öpmek istiyor ve ondan özür diliyor. Yani toplumda da tabi onlar da insan neticede sahabe-i kiram efendilerimiz ufak tefek böyle aralarında kırgınlıklar olabiliyor. Mesela konuştukça aklıma geliyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a Hazreti Ömer ile arasında bir şey geçtiğini ifade ediyor. Ben diyor haksızdım diyor. Esasında haklı olduğu pozisyon haklı ama kendisini suçlu görüyor. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz geliyor. O da Efendimiz Aleyhisselam'a ya işte Ebubekir'le aramda bir şey geçti. Olumsuz bir şey geçti. Ben haksızım diyor. Orada Ebubekir'i bana bırakmalı değil misiniz diye Hazreti Ebubekir'e çünkü haklı olduğunu hem bildiğinden dolayı hem de ilk böyle iman eden sahabe Efendimiz olduğundan dolayı Hazreti Ebubekir'i orada nazara veriyor. Bizlere nazara vermiş oluyor. Yani sahabe-i kiram efendilerimiz evet aralarında bir problem olduğunda yanlışı hemen yanlış eğer yanlışsa yanlışını kabul ediyorlar. Yani yanlışta ısrar etmiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir kimseye makamından, anlayışından, memleketinden vesaireden dolayı ona özel bir iltifatta bulunmuyor. Ancak doğru olan neyse, doğru olanı, hak olan neyse, hak olanı nazara vermeye çalışıyor. Her dönemde olabilir bu. Ev içerisinde bile olabilir kardeşler arasında. Bu kardeşler arasında olan diyelim ki olumsuzlukları anne baba ne yapacak? Bir taraf tutmadan hakkaniyetle çözmeye çalışacak. Bu tabii aile içerisinde olan şeyler toplumun temeli olduğundan dolayı yukarıya doğru ne yapacak? Sirayet edecek bu. Her birerimiz bu içinde bulunmuş olduğumuz konum diyelim hangi konumdaysak orada hakkaniyetli olmada büyük faydalar var. Çünkü yapmış olduğumuz bu ameller diyelim, yapmış olduğumuz bu işler neticede kaydoluyor ve mahkeme-i kübrada hepsi önümüze ne yapılacaktır? Konacaktır. Orada yüzümüzün kızarmaması gerekiyor. Yani anlık hareketler, anlık işler Allah muhafaza bizi ne yapar? Bizi orada yüzümüzü kızartacak hale getirir. Başkalarının hakkının bizim üzerimize geçeceği pozisyona getirir. Burada çok dikkatli olmamızda büyük faydalar var. Allah Resulü bu noktada hassasiyet göstermiş. Sahabe hassasiyet göstermiş. Onu takip edenler hassasiyet göstermiş. Bizler de hassasiyet göstermemizde büyük faydalar var diye düşünüyorum. Musibetlere karşı sabır gösterip susan adam adına melekler mi cevap veriyor? Yine bu hususta Hazreti Ebubekir Efendimiz tabii birisiyle böyle bir münakaşa oluyor. Adam birisi gelmiş Hazreti Ebubekir Efendimiz'e böyle hakaretler savuruyor tabir yerindeyse. Efendimiz de orada tabii. Efendimiz susuyor. Tebessüm ediyor hatta. O hakaret ediyor ama Hazreti Ebubekir de böyle şey yapmıyor yani mukabele etmiyor ona. Biraz sonra canı sıkılıyor Hazreti Bekir'in. Mukabele ediyor. Mukabele edince Allah Resulü'nün bu sefer tebessümü kayboluyor. Merak ediyorlar. Ya Resulallah biraz önce Hazreti Bekir sustuğunda tebessüm ediyordunuz. Fakat şu anda tebessümü kestiniz. Allah Resulü buyuruyor ki bu şahıs diyor Hazreti Bekir'e hakaret ettiğinde bir melek onu savunuyordu diyor. Hazreti Bekir'i savunuyordu o kişiye karşı. Ne zaman ki diyor Hazreti Bekir konuştu diyor. O zaman melek kayboldu, melek gitti diyor. Kişi kendini savunduğundan dolayı. Hatta şöyle bir meşhur bir menkıbe vardır bilirsiniz. Dinleyicilerimize belki bilenler vardır. Bir medrese hocası zamanın birinde, behrinde diyelim. Medrese hocası öğrencisine su doldurmaya gönderiyor. Bir testi veriyor eline. Bu suyu doldur getir diyor evladım diyor. Neyse çeşmenin başına vardığında orada bir atlının olduğunu görüyor. Atlı çocuğa bir tokat atıyor ve testisini kırıyor. Çocuk ağlayarak hocasının yanına geliyor. Ne oldu yavrucuğum diyor. Diyor ki hocam işte böyle böyle oldu. Git diyor oğlum diyor. O adama bir şey söyle diyor. Gidiyor. Bir şey söyleyemeden geriye geliyor. Bir şey söyledin mi diyor. Hayır söyleyemedim diyor. Git oğlum diyor. Mutlaka bir şey söyle diyor ona. Gidiyor ama söyleyemiyor. Veya giderken gidip bakıyor ki atlı ölmüş. Ne oldu? Bir araştırıyorlar. At bir tekme atmış adama ve adamı öldürmüş. Sahibini öldürmüş. Ve hocası şöyle tabii meşhur ikazını yapıyor. Diyor ki o testiyi kırdığından dolayı diyor çocuk mazlum ve mağdur pozisyonuna düştü. Mazlumun da diyor sahibi Allah olduğundan dolayı o çocuk eğer o adama bir şey söyleseydi belki orada Cenab-ı Hak ne yapacaktı? Onun mazlumunu biraz gidecekti ve adama bir şey olmayacaktı diyor. Ve adama bir şey söyleyemediğinden dolayı çocuk da o mazlumiyet mağduriyetten adam orada şeyini yemiş oluyor, cezasını görmüş oluyor. Şimdi hadiseler tabii böyle cereyan ediyor. Yani adeti ilahi diyelim biz. İnsanları mazlum ve mağdur pozisyonuna düşürmememiz gerekiyor. Hangi konumda, hangi makamda, hangi düşüncede, hangi duyguda olursak olalım. Yani
Bu dediğim gibi bir aile reisi olmadan efendim şirketi yönetmeye kadar bunu düşünebiliriz yani. Her haliyle düşünebiliriz. Rabbim bize istikamet versin. Allah yardımcımız olsun. Yani demek ki mazlum olan, mağdur olan insanların yerine eğer onlar bir şey söyleyemiyorsa, seslerini çıkaramıyorsa onların yerine melekler ne yaparlar? O işe müdahil olurlar. Bu da adet-i ilahidendir. Bunu da böyle bilmemizde fayda var. Sıkıntı ve zorluklara nasıl bir dua ile karşı konur? Evet, Cenab-ı Hak'tan yardım dilemek lazım her şeyden önce. Sıkıntılarımız olduğu anda, musibetlere karşı. Bazı tasavvuf erbabı tabii farklı cevaplar vermiş. Ya Rabbi, mesela bu duada ya Rabbi benim sıkıntılarımı bertaraf eyle. Allah'ım kaldıramayacağımız şeylerle bizi imtihan etme. Rabbim içine de bulunmuş olduğum halden, sıkıntıdan sabırla ve metanetle bizi hidayete erdir, efendim rızana ulaştır diye dualar etmemiz lazım. Bunu yine biz Kur'an'da Bakara suresinin sonunda Rabbim bize yük yükleme, kaldıramayacağımız yükleri yükleme diye Rabbimize biz ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Yani Rabbimiz Kur'an'da bize bunu öğretmiş oluyor. Rabbena ve la tuhammilna ma la taakete lena bih ve'fu anna ve'gfir lena ve'rhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin diye Bakara suresinin son ayeti olarak ne yapıyoruz? Bize Rabbimiz bunu öğretiyor. Tabii ki bizler çeşitli hallerle, çeşitli durumlarla, imtihanlarla karşı karşıya kalabiliriz, kalıyoruz. Bu imtihanlarla karşı karşıya kaldığımızda isyan etmeden ondan sabır ve metanetle yardım dilememizde büyük faydalar var. Yani elimizi ona açacağız, yardım ondan dileyeceğiz. Çünkü bize yardım edecek hakiki manada Rabbimizdir. Rabbim bizleri kaldıramayacağım şeylerle imtihan etme diye dualar içerisinde olmalıyız. Sünnet namazların bazıları terk ediliyor, bazıları tarafından terk ediyor. Böyle bir soru var. Terk etme, terk etmeme konusu hep tartışılıyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Evet, şimdi sünnet dediğimiz zaman, sünnet namazlar dediğimiz zaman iki türlü düşüneceğiz. Sünnet-i müekkede, bir de sünnet-i gayrimüekkede. Sünnet-i müekkede terk edilmeyen sünnetler demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman o sünnetleri terk etmemiş. Mesela ne gibi? Sabah namazının sünneti gibi. Öğle namazının sünneti, ilk sünneti, son sünneti. Efendim akşam namazının sünneti ve yatsı namazının son sünneti gibi. Bu sünnetlere sünnet-i müekkede diyoruz. Bunlar terk edilmeyen sünnetler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farzlar tabii mutlak hepimiz için görevliyiz. Farzlarda bir herhangi bir şey yok. Fakat nafilelerle Rabbimize yaklaşmaya çalışmış. Sadece nafile bu namazlarla da değil, sınırlı kalmamış. Neler yapmış nafile olarak? Diyelim ki akşam namazından sonra evvabin namazı kılmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tevbe namazı manasına geliyor. Efendim gündüz kuşluk namazı, diyelim gusül aldı, gusül aldıktan sonra şükür namazı, gusül namazı diye iki rekat namaz kılmış. Mescide girmiş, tahiyyatül mescid, mescid namazı kılmış. Yani bu tür ibadetlerle, hatta teheccüd namazı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için farz, bizler için belki derecesine göre vacip veya sünnet olarak ifade ediliyor. Tabi bunlar müekket sünnetler. Yani bu bahsettiğimiz az önce direkt namazlara bağlı olan sünnetler, müekket sünnetler, terk edilmeyen. Bir de gayrimüekkede dediğimiz, onu da ifade edecek olursak, ikindi namazının sünneti ve yatsı namazının ilk sünneti olarak karşımıza çıkıyor. Bu sünnetleri Efendimiz çok az da olsa terk etmiş. Yani tabii çok terk etmemiş esasında. Birkaç defa terk etmiş. Yani bunu da alışkanlık haline getirip bunlar terk edilebiliyormuş gibi düşünmemek gerekiyor. Rabbimizin tabii ona ulaşma, ona yaklaşma, onun rızasını elde etmenin sayısız yolları var. Bu yollardan birisi de sünnetleri yerine getirmek, sünnetlerle Allah'a yaklaşmak, Efendimizin sünnetini işleyerek onun şefaatine mazhar olmak bizim en büyük şiarımız, özelliğimiz olmalıdır. Gusle niyet nasıl yapılmalı, ne denmeli? Gusül abdestine tabii niyet Şafii mezhebinde farz. Gusül yaparken mutlaka niyet edilmeli Şafii mezhebine göre. Guslün farzlarından birisi çünkü. Hanefi'de, İmam-ı Azam Ebu Hanefi'de gusül abdesti yaparken niyet etmek sünnettir. Ya Rabbi niyet ettim gusül abdesti almaya diye niyet edilir. Başka böyle bir şey yok. Esasında biz gusül abdestini alırken yani o fiili niyet etmiş oluyoruz. Yani fiili olarak biz gusül abdesti alacağımızı orada zaten ifade etmiş oluyoruz. Davranışlarımızı ifade etmiş oluyoruz. Fakat bunu dille de söylemek sünnettir. Biz tabii zor bir şey değil neticede. Ya Rabbi niyet ettim gusül boy abdesti almaya diye niyet etsek yani o adetimiz diyelim, o işimiz bizim ibadet hükmüne geçer, ibadet olur. Böyle bir sevap kazanma varken, Efendimizin böyle bir sünnetini yerine getirme varken bunu ihmal etmek tabii doğru değil. Sadece gusül abdestinde değil, abdest alırken de, normal abdest alırken de niyet etmek yine Şafii mezhebinde farz, bizim mezhebimizde de sünnettir. Bu sünnetleri de yerine getirmede büyük faydalar var. Tabii burada gusül demişken belki bir iki şey daha vurgulamak lazım. Gusül abdesti ergen
ergenlik yaşına girmiş insanlar için gusül abdesti farz neticede. Gusül alma pozisyonda olma durumları vardır. İhtilam gibi, efendim, cinsel organına çıkması gibi. Böyle pozisyonlarda mutlaka ne yapmak gerekiyor? Gusül abdesti almak gerekiyor. Gusül abdesti almadan tabii bir kısım şeyler yapamıyoruz malum. Nedir bunlar? Mesela namaz kılamayız gusül abdesti olmadan. Abdest alamayız. Abdesti, normal abdestimiz olmaz gusül abdesti olmayınca. Efendim, Kur'an okuyamayız. Camiye giremeyiz. İşte Kur'an-ı Kerim'i elleyemeyiz, tutamayız. Yani gusül abdesti özellikle bir namaz vaktini geçirmeyecek pozisyonda hemen hızlı bir şekilde almamız lazım. Yani bugünkü şartlarda Allah'a şükür, yani memleketimizde su bol, imkanlar bol. Her ne kadar acil işimiz de olsa gusül abdesti almadan dışarıya çıkmamada büyük fayda var. Çünkü bereketin kesilmesine, efendim, belki haram işlememize de sebebi verir. Buna da hasreten dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlerimize özellikle buradan çağrı yapıyorum. Yani bu işin ihmali katiyen olmamalı. Zaman zaman bunlara tabii şahit oluyoruz, duyuyoruz. Bunlar doğru değil yani. Uzun süre gusül almamak, yani bir namaz vaktini geçirmek doğru değil. Dikkatli olmamızda büyük faydalar var. Bazı gençler saçlarına jöle denen bir sıvı sürüyorlar. Saç sürülen bu jöle ile tabii dimdik duruyor. Bu gusül abdestine mani midir? Ayrıca saçı boyamak da gusüle engel olur mu? Şöyle bir durum var. Bu kullanmış olduğumuz jöledir, boyadır vesaire. Eğer saç diplerine, saçların ıslanmasına engel oluyorsa, bir tabaka teşkil ediyorsa, o zaman bunu kullanmak doğru değildir. Fakat bu jöle diyelim ki yıkandığı zaman, saça su değdiği zaman akıp gidiyorsa, onun herhangi bir kullanması, herhangi bir sakınca yoktur. Bir zaman çok bir moda oldu tabii bu jöle meselesi. Böyle dimdik saçlar vesaire böyle. Fakat çok kısa zamanda bu jölenin saçları döktüğünü, saç diplerini zayıflattığını gençlerimiz fark ettiler ki şu günlerde diyelim, şu zaman dilimi içerisinde pek kullanılmıyor yani şu anda. Boya meselesi ise eğer tabaka teşkil ediyorsa o hem gusle manidir hem de tabaka teşkil etmesinden dolayı saç diplerini zayıflatıyor. Tabaka teşkil etmiyorsa o saçta boya, onun kullanılmasında herhangi bir mahsur yok. Saç diplerine engel değilse, su girmesine engel değilse herhangi bir mahsur yok. Bunu tabii kınayı da böyle düşünebiliriz. Kına var mesela. Kına da saç diplerine herhangi bir engel olmadığından dolayı su geçirmeye, şuna buna engel değil. Saça kına yakmak, başa kına koymak, bunlar sıkıntı değil. Evet hocam, diğer sorumuzla devam ediyoruz. Tövbeye hayatın hangi safhasında başlamalı? Evet, bu da önemli bir soru. Tövbe, tabii belirli bir zaman dilimi yok. Tövbe, biz ergenlik yaşına girdiğimiz zaman, akıl bali olduğumuzda nasıl bütün amellerle mükellefiz, nasıl işte abdestle, namazla, oruçla, gusülle vesaireyle mükellefiz. Aynı şekilde eğer günah işlediysek, bir günah girdiysek, günah yoluna girdiysek Allah korusun, hemen pişman olarak, kalbi pişmanlık göstererek tövbe etmemizde büyük faydalar var. Yani hayatın her safhasında bu, şimdi belirli bir dönem zaman dilimi içerisinde yapmak, işte cuma günleri, cuma akşamları yapmak gibi böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü emanetin, bize verilen emanetin ne zaman alınacağını biz bilemiyoruz. Tabii böyle insan genç olunca, gençler özellikle çok düşünemeyebiliyorlar. Yani daha önümüzde çok zaman dilimi var. Hallederiz artık Allah'ın izniyle gibi düşünebilirler. Bu kesinlikle doğru değildir. Bir hata işlendiği zaman, hata herkes kendisi biliyordur. Vicdanen bir insan hatanın hata olduğunu bilir. Kur'an'ın ve sünnetin ölçüleri bellidir bu noktada. Bu ölçülere riayet ederek, o mihenge vurarak, bu hata mıdır, kusur mudur diye mutlaka o amelin cinsinden tövbe etmeli. Mesela diyelim ki annesine babasına üzdü, isyan etti diyelim. Bunun tövbesi nedir? Bunun tövbesi Allah'tan af dileyerek anne babanın gönlünü almaktır. Onun gönlünü kazanmaktır. Diyelim bir insanın kalbini kırdıysak onun kalbini tamir etmektir. Efendim, bir kul hakkına mucip bir hareket yaptıysak, bir hak geçtiyse üzerimize, o hakkı o hak cinsinden iade etmektir, geriye iade etmektir. Yani kısacası hayatımızı hassas yaşayarak, başkalarının koruluğuna müdahale etmeden, başkalarının sınırlarını, hürriyet sınırlarını, hak sınırlarını ihlal etmeden hareket etmektir. Ola ki biz dikkat etmeye çalıştık fakat böyle bir yanlışa düştüysek onun da yolu bir an önce hemen tövbe kurnasıyla arınmaktır. Rabbimize iltica etmek. Genel olarak sofra adabımız nasıldır? Nasıl olması gerekiyor? Sofrada nasıl zikir, fikir, şükür duygular içerisinde olunur? Evet, yeme içme meselesi tabii en önemli hususlardan. Yeme içmesiz hayat devam etmiyor. Cenab-ı Hak böyle bir kural koymuş tabii. Sofraya tabii Efendimizin ifadesi, sofraya otururken mutlaka ellerin yıkanması gerekiyor. Yani yemeğin bereketi ellerin yıkanmasıdır diyor Efendimiz. Başta ellerimizi yıkadık. Sonra yemeğe tabii büyükler varsa büyüklerin başlamasını tabii önce bekleyeceğiz. Büyükler başlarken
Euzu besmeleyi çekmek, Bismillahirrahmanirrahim demek özellikle. Bu besmeleyle başlamak zikir manasına kabul etmişler. Allah'a tesbih etme anlamına. Ki besmele en büyük zikirlerden birisidir. Yemek boyunca tabii yemeği adabına uygun, sahelle yemek özellikle ona dikkat etmek. Çok hızlı yememek. Adabına uygun yemek yerken bu nimetleri veren zatı düşünmek. Yani bu nimetlere Allah bizi böyle perverde etti, nasip etti bu böyle güzel nimetleri. Bu nimetlere kavuşamayan, ulaşamayan insanların olduğunu düşünerek Allah'a teşekkür etme. Allah'tan o nimetlerin devamı adına istekte bulunmak tefekkür oluyor tabii bu. Sonunda da diyelim ki yemeği bitirdik. Yemeği bitirdikten sonra elhamdülillah demek. Dua etmek, Efendimizin yapmış olduğu dualarla dua etmek en önemli zikir, tesbih, zikir ve şükür oluyor tabii bu da. Elhamdülillahillezî et'amena ve sekana ve cealena minel müslümin diye Efendimiz dua etmiş. Bak bu kadar böyle kısa, yani yemeğin sonunda böyle dua etmiş. Biz de böyle dua edebiliriz. İlla böyle bir merasim yapmamız gerekmiyor. İçimizden yaparız bu duamızı. Ve tabii sağlık yönüyle, sağlığımıza dikkat etme yönüyle de midemizi tam doldurmayız. Tam doldurmamak gerekiyor. İşin hani İbn-i Sina'nın bir şeyi var, tıbbın babası diyelim biz, İbn-i Sina. Mideyi diyor üçe ayırmak lazımdır. Yine Efendimiz'den tabii naklederek söylüyor bunu. Birincisi diyor işte bir bölümünü, üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini de nefes almaya ayırmak lazım. İşte tıbbı diyor üç kelimede topluyorum. İşte topladığı kelime bu, zaten Efendimiz'in ifadesi bu da. Doymadan kalkabilmek, doymadan kalkabilmek. Tabii bizim yine uzmanların, bilim adamlarının ifadesi, beyin diyor yemek yerken 20 dakika sonra algılamaya başlar doyduğunu. 20 dakika sonra hızlı yendiğinde tabii fark edilmiyor bu. Yani yiyoruz ama doyduğumuzu hissetmiyoruz. Hissettiğimizde de midemiz çok ciddi manada dolmuş oluyor. Ve işin içerisinde ondan sonra çıkamıyoruz bu sefer. Bunlar ne yapıyor? Bu fazla gıdalar diyelim. Hem yağ olarak vücudumuza depolanmış oluyor, hem de fazla gıdalar boşaltma yoluyla atılmış oluyor. Yani neticede yani israf oluyor. Yine bu hususta Kur'an'ın da ifadesi var. Külü veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz diyor Rabbimiz. Yiyip içmek lazım fakat israftan da uzak bulunmak gerekiyor. Tabii çok böyle mükellef sofralarla özellikle davetlerde çok büyük belki israflar da olabiliyor. Otellerde israf olabiliyor. Ya bu hususta yani bu israfı yapmadan bu nimetlere mazhar olamayan, bu nimetlere kavuşamayan, görüşemeyen, buluşamayan insanlar olabiliyor. Onları düşünerek nimete saygısızlık yapmadan onu yememiz, içmemiz ve Allah'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Yine Rabbimizin ifadesi لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ. Eğer şükrederseniz diyor, nimetlerimi artırırım diyor. Şükretmezseniz azabım pek şiddetli olur. Demek ki biz sofrada yemek yerken hem Allah'ın nimetlerine karşı bir teşekkür duygusu içerisinde olmalıyız. Hem onu yerken besmeleyle başlayıp o nimetin artmasına vesile olmalıyız. Zikretmeliyiz adeta. Sonunda da elhamdülillah diyerek veya duasını yaparak da şükrümüzü Rabbimize arz etmemiz gerekiyor. Bu böyle olunca tabii nimetler Rabbimiz sağanak sağanak yağdırmış olur. Hocam bugün de programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Nimetler hakiki manada şükreden kullarından olmamız dileğiyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.